Tokat mutfağından nohutlu yaprak sarma. Asma yaprağı, 2 su bardağı nohut, 2 parça kemikli et, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 su bardağı köftelik bulgur, 4 adet soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 tutam kuru reyhan. Sosu için 3 adet soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ. Nohutu haşladım ben. İnşallah şeyi iyidir. Islatılmış akşamdan. Hı-hı. Soğan doğrayacağız. Soğan doğrayacağım. Ben mi doğrayayım, sen mi doğrayacaksın? Ben doğrarım. Doğra hadi. Şu kaseyle ölçebilir miyim? Hı-hı. Üç kase koyalım böyle. Sıcak suyumuz ısındı mı Nursel'cim? Ne yapıyorsun Nursel? Ama sıcak su mu? Sıcak suyu getir. İçimizi ıslatalım hadi. Bu dolmaları sonra sana sardıracağım arada. Bir şey diyeyim mi ya? Bak ben şu an şımarmıyorum ben. Ben güzel bir şey yiyince böyle oluyorum. Bir tane de tabak alabilir miyim Nursel'cim soğanlarımızı doğramak için? Benden şu an bir şey istemem. Yemek yiyorum. Oo! Soğanlar da gözümü yaktı Nursel. Gözlerim boyalar akarsa aman görürsün. Ağlarsam. Buyurun. Gerçi benim gözlerim çok yanmaz ama. O soğanlı olsun. Afiyet, bal, şeker olsun. Ekip. Baharatlarımız var herhalde. Dolapta da etimiz olacaktı. Altına koyacağız çünkü tenceremizin. Ve şu sarmanın altına et konduğunu ben ilk defa Tokat'ta gördüm. O yüzden bana kalırsa Tokat'a göre bir şey yok. Yani Tokat usulü. Lezzet açısından. Daha kemikli lezzetli bir et koyuyoruz. Evet, kemikli olacak. Bol soğan koyuyorum ki tam biraz yumuşak olsun. Biraz iri kemikli mi almışım? İyi, güzel. Yok, fark etmez. Evlerinde nasıl bir kemikletleri varsa ondan koyabilirler hanımlar. Eti biraz dağılayım tamam. Mı? Tamam. Böyle... Yok, etimiz dursun. Çiğden. Çiğden. Şimdi üzerine şey yapacağız. Ne kadar soğan doğradın? 4 tane. Kısırlık bulgur ne kadar koydun? 2 su bardağı. 2 su bardağı da onu koydun. Sıcak suyla ıslattık. Şimdi malzemelerini katacağız. Hı-hı. Bol soğanlı. Soğanımız. 2 su bardağı da akşamdan ıslatılmış nohut koyduk. Yeter mi? Biraz daha koy. 2-3 kaşık koy. Bayağı bir rengi güzel olsun. Koyalım. O zaman bir kaşık biber, 2 kaşık domates diyelim. Olur, olur, olur. Kimyon. Sana. Öpeyim. Pul biber koyalım birazcık acı olsun. Biberim. Ben onu ufalayayım sana elimde. Şöyle ben içine atarım kendim şöyle. Şöyle bir avuç reyhanı. Ben yaprak alıp ovuşturmayı çok seviyorum. Kokusunu daha çok hissediyorum o zaman. Tamam. Tamam. Oldu da bitti maşallah. Şimdi bunları yoğuralım şöyle elimizle güzelce harmanlayalım. Dolmamız biraz daha yumuşak olsun. Katılıyor musun bilmiyorum. Hani bazen diyoruz ya bazı bir insanlara. Tane. Nasıl dolma yapıyor ya? Bir dolma yaptı falan. Arkadaşlar onun sırrı güzel iç yapmak. Evet, İnanın bence ki. De. Güzel salça. Salçaya para verin. Gidin bulun Antep'te mutlaka bir ahbap edinin. İnanın ki güzel iç yapmanın sırrı salça. Bol baharat. Böreğimiz pişti mi Nursel'ciğim? Valla pişti ben çıkarıyorum. Çıkar canım. Yapala. Ah ah. Oh maşallah böyle maşallah. Böyle bir börek de yok. Hüseyin abi çağırayım da yardım etsin. Çağır bize. Çağır gelsin. Hüseyin abi. Bayağı bir dinlendi o. Gel. Gel senle sarma saracağız. Kolay gelsin. Ben de ellerimi yıkadım zaten. Teşekkürler. Ne yaptınız? Ah bir börek yaptık. Gel baktım monitörden. Baktın çok hoş çıkıyorsunuz. Özellikle de işim. Ya yakışmış, fotojenik. Birbirine aşıklar ya. Çok tatlısınız. Saralım tabii. Hadi gel sar. Ufak dediğimiz iyidir ama pek yaprağı hanıma bırakıyorum genelde. Bu ne eti diyelim buna? Koyun eti. Yani isteğe bağlı diyorum ben. Kimisine kuzu eti kokuyor, kimisi dana eti sevmiyor. Kemikli bir et koymanız evet, yeterli. Ama İsterseniz pirzola bile koyun. Pişme süreleri değişiyor ya. Kuzu erken pişer.
Koyun biraz daha geçmişe. Sığır şimdi ben daha sonra. Başlıyorum şey. Sarmaya Nursel'cim. Hadi bakın görün nasıl sarma sarılır bak. Nohutlarından da içinden de alıyoruz güzelce. Mutlaka nohut gelmeli içine. Tabii. Burada en enteresan kısım içinde bu sarmanın nohut var. Et yok, nohut var. Pek şeyi bilmiyoruz. Yaprak sarmayı, şinaslı. Bir onu yapmıyor Nursel. Öbürü her şeyi yaparım. Yapıyor. Ya, vallahi. Giriyorsun. Sağ olsun. Hı-hı. Bu sene çok yardımcı oldu bana benim dükkanda çalıştığım için. Ama ben için. Her türlü yemeği ne yaparım. Ne yapıyor? En güzel ne yapıyor? Salata. Yemek. Ya yani, çok çok güzel yemekleri yapar, güzel eder. Şey olur, yazık olur. Aynen ya. Benim yaptığım keşkeye kadar yaparım tabii. Hüseyin abi çok küçük evlenmiş Öznur. Sen kaç yaşındaydın? Küçüktüm. Ben 22'ydim. Görücü usulü mü? Hani ya biz onu bir yerde gördük, beğendik. Ondan sonra da istedik. Acayip şanslısın biliyorsun değil mi? Vallahi yetenekli çıktı o da şansımıza. Biz hem güzelliğine aldanmıştık ama yeteneği de var. Hem güzel hem marifetli. Dolmalarımız bitti. Bitti vallahi. Çıkardık. Afiyet olsun. Aşağıda yerini biliyorsun. İstediğin zaman al. Bunun şimdi bir sosu var üstünde. Neler vardı içinde? Onun içinde tereyağımız var. Hı-hı. Soğanımız var. Birazcık salçamız var. Baharatımız var. Tamam. Onu sunumda yapalım istersen. Daha öyle güzel mi? Olur. Ha. Olur. Son dolmamızı da sarıyoruz Nurselciğim. İçimizi ziyan etmeyelim. Şöyle. Sıcak atıyoruz. Su kullanırsın. Tamam. Çiğ tereyağımız varsa öyle tereyağı mi? Koyalım. Var. Tokat mutfağından ikinci yemeğimizi, Tokat'ın en meşhur yemeğini yaptık. Nohutlu sarma. Şimdi suyumuzu ekleyelim. Arasından görünene kadar. En üstüne yarım çay bardağı sıvı yağ gezdirdik. Böyle koysanız da olur, koymasanız da olur. Bir kaşık dolu dolu tereyağı koyduk. Suyunu veriyoruz. Suyunu da arasından görünene